toplantımızda e-devlet kapısı altyapısına yıl boyunca hem nitelik hem de nicelik bakımından neler katacağımızı hep birlikte kararlaştıracağız. Bununla birlikte kamuda karar alma süreçlerinin dijitalleşmesi ve büyük verinin kullanımına dönük verimlilik artırıcı bir gündemimiz de mevcut. Küresel gelişmelerle birlikte e-devletin kapsamına ve işleyişine dair vatandaşlarımızdan aldığımız geri bildirimler ışığında dijital Türkiye çalışmalarımızda yeni ufuklara ilerliyoruz. Bu doğrultuda bugün gündemimizde e devlete entegre edilecek içerikler ve sunulan kamu hizmetlerinin katma değerlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi. Yine askerliğim ve varis, muris sekmesinin yanı sıra e cüzdan, eğitim hayatım gibi tek ekranda sunacağımız yeni alanlar blok zincir tabanlı dijital kimlik, yeşil kalkınma devrimi perspektifimize katkı veren yeşil e-devlet kapısı çalışmalarımız, belediyelerle sanayi ve ticaret odalarının dijitalleşmesi, devlet teşkilatı, merkezi kayıt sistemi ve kamu hizmetleri verimliliği projesi gibi konular bulunmaktadır. Toplantımızın Türkiye yüzyılını dijitalin yüzyılı haline getirecek ilerlemeleri, çalışmaları içermektedir toplantımız. Değerli arkadaşlar, 62 milyona yakın vatandaşımız tarafından aktif olarak kullanılan e-devlet kapısı hem Türkiye'nin dijital yüzü hem de yüz akıdır. Milletimiz ister Türkiye.gov.tr üzerinden isterlerse mobil uygulama üzerinden 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden erişebilmektedir ki bu 7000'e yakın hizmet dediğimiz aslında kamunun verdiği neredeyse tüm hizmetleri içermektedir. E-Devlet geçtiğimiz yıl 3 milyar 600 milyon defa yüzde 95 memnuniyet oranıyla kullanılmıştır ki bu oldukça yüksek bir orandır. E-Devlet kapısını aktif şekilde kullanan ve tecrübeleriyle daha da iyileştirmemiz ve zenginleştirmemiz yönünde geri bildirimde bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde her zaman daha iyi hedefleyen bir hükümet olarak dijital Türkiye çalışmalarımızı her geçen gün geliştirmek ve kamu hizmetlerinin dijital sunumunu etkinleştirmek için ciddi gayret sarf ediyoruz. Sunulan tüm dijital kamu hizmetlerini daha kullanıcı dostu ve kolaylıkla erişilebilir hale getirme çalışmalarımız da devam etmektedir. Bu kapsamda bir alandaki tüm hizmetleri tek ekranda sunan bütünleşik hizmetlerden ikametgahım, çalışma hayatım, hac ve umre işlemleri yoğun rağbet görmektedir. Üzerinde çalışılan askerliğim bütünleşik hizmeti de 2023 yılının ilk çeyreğinde e-devlet kapısı üzerinden kullanıma sunulmuş olacaktır. Askerlik çağı öncesi yoklama dönemi celp ve sevk dönemi, muvazzaflık dönemi ve yedeklik dönemini içeren tüm askerlik sürecini kapsayan iş ve işlemler E-Devlet'te tamamlanabilecektir. E-Devlet'te yeni bir devrim olacak blok zincir tabanlı bir giriş sistemini dijital kimliği getiriyoruz. E-Cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemiyle vatandaşlarımız blok zincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerde e-devlete girebilecek. Online e-devletten offline e-devlete geçişin. Yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek ilk adımlarını bugün attığımız çalışmamız gelişerek yeni kolaylıkların kapısını ar aralayacak. Yani hem kolaylaştırıyoruz kullanıcılarımız açısından e-devlete girişi hem de daha güvenli hale getiriyoruz. Türkiye Noterler Birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda veraset ilamı e-randevu veya e-başvuru, e-tespit ve mirasçısı olduğunuz kişi adına adıma tescilli araç sorgulama hizmetleri uygulamaya alınmıştır. E-devlet kapısı üzerinden sunmaya başladığımız veraset ilamı sorgulama hizmetiyle vatandaşlarımız noterliklere gitmeden mirasçısı olduğu veraset ilamlarına kolayca kolaylıkla ulaşabilmektedir. Noter hizmetlerini dijitalleştirme çalışmalarımız idari düzenleme iyileştirmeleriyle devam edecek. Diğer taraftan belediyeler ve iş dünyasını da kapsayan dijital hizmetlerin sayısını her geçen gün artırıyoruz. Veri paylaşımını henüz tamamlamayan belediyelerle sanayi ve ticaret odalarının gerekli hassasiyeti en hızlı şekilde göstermelerini bekliyoruz. Aksi takdirde vatandaşlarımızın konforu ve güvenliği için kamu hizmetlerine daha rahat ulaşabilmeleri için idari yaptırımlarla bu süreci hızlandırmak zorunda kalabiliriz. Bununla birlikte kullanıcıların güvenliğini artırmak yönünde önemli bir hamle olan çift doğrulama ile giriş kullanımını yaygınlaştırıyoruz. Pek çok ülkeden önce başlayarak öncü olduğumuz e-devlet çalışmaları gibi yeşil e-devlet çalışmalarında da çevre ve iklim dostu çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bunlara ek olarak kamu kurumlarının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatlarında yer alan tüm birimlerine dijital kimlik kazandıran devlet teşkilatı merkezi kayıt sistemi yani DETSİS kullanıma açıldı. 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız için başlatılan adreste e-devlet şifresi teslim edilmesi hizmetinin engelli vatandaşlarımıza da kapsama alacak şekilde genişletilmesi çalışmalarımızda sürmektedir. Dijital dönüşüm liderleri gelişim programını başlatarak kamuda bilgi işlem üst yöneticilerinin teknik bilgilerini güncel tutmalarını sağlayacağız. Değerli katılımcılar, bugün bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 13 Dijital Türkiye ve bürokrasinin azaltılması toplantısında aldığımız 208 kararın %80'i tamamlanmıştır. Diğer kararlarımız kapsamında kamu hizmetlerinin geliştirme süreçleri ve sürekli arz eden performans ve izleme nitelikli eylemler devam etmektedir. Geriye kalan yüzde yirmini de yine bugün üzerinden geçiyor olacağız. Aldığımız kararların hemen hemen yüzde yüzünü gerçekleştirmek hedefimiz vardır. Bu toplantımızda mutabık kalınan kararları da yine hızlı şekilde uygulamaya geçirerek dijital Türkiye yolunda uluslararası alanda rekabetçi olmayı sürdüreceğiz. Dijitalleşme yolculuğunda veri odaklı dönüşüm ve siber kalkınma hamleleriyle de dijital gelişim sürecimizi devam ettireceğiz. Küresel gelişmelerden geri kalmadan milli hassasiyetlerini koruyabilen bir anlayışla cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye yüzyılında dijitalin yüzyılını hayata geçirmeye başlıyoruz. Geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltmaya ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vizyon ve liderlikleri, yakın takip ve destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Yeni açılan ve açılacak olan dijital hizmetlerimizle yaptığımız çalışmaların milletimize hayırlı olmasını diliyor. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlıklarımıza ve ilgili kurumlarla emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum.